Akşamlar tekrar. Bugün kupanın iki ayaklı oynanan ilk maçında net bir sonuç oldu. Zaman almada sıkıntı çektiğimizi düşündüğümüz oyuncularımız da bugün en azından sezon içerisindeki sürecin içinde zaman alma şansı buldular. Fiziksel verilerle baktığımızda oldukça yeterli, yüksek gibi görünse de daha hızlı, daha çabuk, daha baskın, hücumda özellikle pozisyon anlamında daha baskın oynayabileceğimiz dakikalar vardı. Ama oyuncular elinden gelenin ötesinde disiplin açısından da doğru bir dizilişi sahada devam ettirdiler. Bugün en azından Fenerbahçe'nin geleceği için bir süreç yaşatmaya çalıştığımız ve zorlandığımız genç oyuncular konusunda da bugün bir fırsatımız oldu. Hem Muhammed'i hem Ferdi'yi hem oynatma ve bu süreci yaşatma şansımıza bir zaman kattık ve emin olun ki hepimiz hepimizden daha fazla bu konuda iştahlı ve düşünceliyiz. Ama doğru zamanda, doğru yerde, doğru hasat yapmak gerekiyor. Özellikle Fenerbahçe gibi beklentisi, sonucu daha yüksek olan takımlarda bunu çok daha hızlı, doğru zamanlarda gerçekleştirmek gerekiyor. Bugünkü oyunun daha kaliteli olmasını sağlayacak tabii ki taraftarımız yoktu. Onların da birlikte olmasıyla güzel bir futbol gecesi yaşayabilirdik. Umarım alacağımız kararlarla, uygulayacağımız yeni yöntemlerle futbolun en güzel birleştiricisi olduğunu düşündüğüm taraftarın da burada olduğu ve hiç taraftarsız olmadığı, eksik olmadığı günler, zamanlara kavuşuruz. Öncelikle aslında hiç alakası olmayan ve benim tarzım olmayan bir takım konuya girmek istiyorum ama öncelikle Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum ve onların değerli zamanlarını böyle bir konu için aldığım için de onlardan af diliyorum. Bir zat-ı muhterem televizyon programlarında benim yöneticim ve oğlumla ilgili yine saçma sapan suçlamalara başladılar. Sosyal medyada trollerim olduğunu ve bunu düzenleyenin de oğlum olduğunu söylüyorlar. Bu aşağılıkça yaklaşımın bir haftalık süre tanıyorum. Eğer ispat etmezse onu deşifre edeceğim ve mahkemeye vereceğim. Yeter artık. Türk futbolunda çamur at ve ondan sonra attığın kişi ispat etsin. Yok böyle. Adaletin içinde de böyle bir şey yok. Bu konulara çok giren bir insan değilim. Ama bu zat-ı muhterem bunu ispat etmezse nasıl girileceğini ben ona göstereceğim. Ve herkesin önünde de burada bir hafta sonra deşifre edeceğim. Yazıklar olsun. Bu kadar seviyesiz ve aşağılık bir yerlerde sürünüyoruz. Ve bunun hesabını da hem yargının önünde hem de bağıra bağıra her yerde söyleye söyleye ondan geri alacağım. Teşekkür ederim. Hafta sonu yine görüşmek üzere. İki gün sonra var. İki gün sonra bol bol soru alırız herhalde, değil mi? Tabii ki hocam. Saygılar. Sevgiler. Görüşürüz. Öncelikle tabii iki kulvarda da bu sene kupayı kaldırmak istiyoruz. Bugün de kazandığımız için mutluyuz. Bizim için de önemli bir oyundu oynamayan oyuncular için. Önemli bir fırsat. Hem eksiklerimizi gidermek için hem de forma şansı için güzel bir karşılaşma oldu. Yani avantajlı bir skoru yakaladığımız için teşekkür ederim arkadaşlarıma. Güzel bir oyun oldu. Dediğim gibi iki kulvarla da bu sene şampiyon olmak istiyoruz. İlk ayakta böyle bir galibiyet aldığımız için tebrik ederim arkadaşlarıma. Bir önceki Türkiye Kupası maçında sakatlığı... Yok, bir rahatsızlığım vardı, oynayamadım. Bu maçta Fenerbahçe'nin kalesine döndüm tekrar. Nasıl bir duyguydu? Kendini hazır hissediyor musun? Tabii ki de. Yani uzun süreden beri oynamıyorum. Bu karşılaşma oynamayan oyuncular için çok önemli. Dediğim gibi bir rahatsızlığım vardı. Karşılaşmada oynayamadım. Bugün sahada olduğum için mutluyum. Tabii ki de formayı çok özledim. Çalışıyorum. Güzel bir rekabet var Altay'la da aramızda. Bu da tabii bizim kalemize yansıyacak inşallah. Böyle devam eder. Dediğim gibi ben de formayı özledim yani. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin.
karşılaşmanın ardından Miha Zajc bizlerle birlikte, Saruhan Karaman bizlere yardımcı olacak röportajda. Öncelikle farklı galibiyet için tebrik ediyorum kendisini ve takımı. Galibiyeti, bugünkü oyunu nasıl değerlendirdin? Talk about our victory and our game today. Yeah, I think good and important victory in the Turkish Cup. I think we are happy because I think we played good. So yes, important win and we go to the next round. Evet, bizim açımızdan önemli bir maçtı. Türkiye Kupası'nda bu şekilde galip gelmek. Mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık dediğim gibi. Diğer maçı bekliyor olacağız. İkinci ayağını kupanın. Evet, bugün farklı bir galibiyet vardı. Miha'da 88. dakikada takımımızın 4. golünü attı. Onun için de tebrik edelim. Orada Muhammed'in de güzel bir asisti vardı, genç oyuncumuz. O pozisyonu, golü nasıl değerlendirdin? Okay, say about that goal. Yeah, I think good action. He passed me a very good ball in the middle. I scored. I'm happy for my goal, but I think most important is that Tin won this game and we go to next round. I think this is most important thing. Evet, iyi bir aksiyon alanıydı o an için. Genç arkadaşımız Muhammed de güzel bir pas çıkardı. Golü attığım için mutluyum, fakat önemli olan tabii ki takımın 3 puan almasıydı bugün. Bu galibiyette bir sonraki ikinci maçı bekliyor olacağız. Bu anlamda da önemliydi. Bugün tabii tribünler boştu, taraftarlarımız yoktu. Farklı bir atmosfer vardı. Onun için neler söyler? Different atmosphere today, so what can you say? Yeah, it was definitely different atmosphere. It better, it's when the fans are here, when they support us, it's easier to play. But sometimes happen this and yeah, it's better when our fans here and they support us and I think it's easier to win and they are really great fans. Evet, tabii ki daha farklı oluyor. Onlar olduğu zaman daha iyi oluyor bizim adımıza. Daha kolay oluyor oynaması. Bazen tabii ki bu tip durumlar olabiliyor. Desteklediklerinde dediğim gibi daha iyi oluyoruz, daha iyi oynuyoruz. Taraftarlarımız harikalar. Çok teşekkürler. Thank you so much. Evet, Miha'nın karşılaşma sonrası görüşleri bu şekildeydi diyelim. Karşılaşmanın ardından bir kez daha merhabalar diyelim. Şimdi de Muhammed bizlerle birlikte. Muhammed, öncelikle tebrik ediyorum. Takımın genç ismi olarak bugün sen de süre aldın son 10 dakikalık bölümde. Ve orada da 4. gole gerçekten çok güzel bir katkı verdin. Bir kez daha tebrik ediyorum seni. Maçla ilgili, galibiyetle ilgili, heyecanınla ilgili neler söylersin bize? Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir galibiyet oldu. Farklı bir galibiyet oldu. Dilerdik ki bu galibiyeti biz taraftarlarımızın önünde almak isterdik. İnşallah öbür maçlarda. Bizim hedefimiz olan kupalardan birinde de bu Türkiye Kupası'nı kazanmak. İnşallah bunu da alacağız. Lig Kupası'nı da alarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki Gençler Birliği maçına da çok iyi şekilde hazırlanacağız. Evet, seni antrenmanlarda da maçta da bugün takım arkadaşların, büyüklerin destekliyorlar. Bugün sahada onu bir kez daha gördük. Sen de gole güzel bir katkı verdin. O pozisyon için neler söylersin? Ya başta başka bir hareket yapıp geçmeyi planlıyordum. Top kaydı biraz ama doğaçlama bir şekilde elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Bu kadar. Soyunma odasında peki maçın ardından neler konuşuldu? Hocamız sana neler söyledi? Takım arkadaşların neler söyledi? Öncelikle takım halinde farklı bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. İstanbulspor'a karşı ilk ayağımızda güzel bir farklı bir galibiyetti. Öncelikle bunun için çok mutluyuz. Daha sonrasında herkesi tebrik etti. Hocam dahil olmak üzere. Güzeldi. İnşallah öbür maçlarım. İnşallah. Çok teşekkürler ben Muhammed. Teşekkür ederim. Tebrikler. Evet, Muhammed'in karşılaşma sonrası görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler karşılaşmanın ardından. Şimdi de Sadık bizlerle birlikte. Sadık, tebrikler. Farklı galibiyet, güzel oyun. İki maçlı bir oyun aslında bu. İlk ayağını güzel bir şekilde geride bıraktık. Neler söyleyeceksin? Tabii bizim açımızdan önemli bir müsabakaydı. Biz çıktığımız her müsabakayı kazanmak adına sahada var olmak zorundayız. Bugün de öyle bir maçtı. İstanbulspor'da hakikaten ne yaptığını bilen, organize, taktiksel disipline sahip bir takım. Bunu da biliyorduk. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bütün arkadaşlarımı ben tebrik ediyorum. Bugün tabii ki daha fazla az süre alan oyuncularla sahadaydık. Ama gerçekten hocamızın istediklerini sahaya en iyi şekilde yansıttık ve net bir skorla şimdi ikinci maça gideceğiz. İnşallah oradan da turun ikinci ayında bize yakışır bir mücadele, iyi bir oyunla ve galip gelerek turu geçmek istiyoruz tekrardan. Tarsus'taki maçta golün vardı, bugün yok. Evet, bugün de aslında ilk yarının sonunda bir kafa vuruşum vardı ama tabii istediğim gibi vuramadım. Olsun,
Benim attığım golden ziyade takımımızın kazanması her şeyden önemli tabii. Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz arasında, lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası'nda bu sene müzemize götürmek istiyoruz. Dediğim gibi bugün 5. turun ilk ayağını iyi bir şekilde atlattık. İnşallah 2. maçta da bize yakışır bir şekilde mücadele edip Fenerbahçe'mizi finale kadar taşıyıp orada da inşallah kupayla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Taraftarlarımız demişken bugün taraftarlarımız yoktu. Tribündeki yerlerini alamadılar. Sessiz bir akşamdı. Onun için neler söylersin? Evet, aslında fark yani güzel bir galibiyet ama bizim için tabii taraftarlarımızdan ayrı kaldığımız için buruk da bir sevinç oldu. Biz her zaman onların desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Burada olsalar da olmasalar da bizimle olduklarını her zaman biliyoruz tabii ki de ama 4-0'lık net galibiyeti onlarla da aslında burada statta paylaşmak isterdik ama olsun. Bugün itibariyle cezamız da bitti Türkiye Kupası'nda. İnşallah gelecek maçlarda yine böyle şimdi önümüzde Cuma günü lig maçı var. O maçla beraber yine bütün taraftarlarımıza kenetlenip galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Dediğim gibi onların varlığı bize güç veriyor ve şampiyonluk yolunda bizim en büyük destekçilerimiz onlar. Çok teşekkürler Sadık. Tebrikler bir kez daha.